Tabii burada iki tane soru var. Bir tanesi göç bir tehdit oluşturuyor mu? Bu tehditte Türkiye'nin beka sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor mu? Yani bu soruya tabii evet cevabını vermek çok mümkün değil. Türkiye 83 milyonluk bir ülke. Elbette göçün çok farklı dinamikleri var. Türkiye içerisinde güvenlikle ilgili dinamikleri, sosyolojik dinamikleri var, siyaset, ekonomi dinamikleri var ve toplumu bir bütün olarak etkileyebilecek bir süreç. Ama bir beka problemi oluşturuyor mu Türkiye açısından? Tabii çok mümkün değil bunu söylemek. Beka çok ciddi bir kavram. Beka çok ciddi bir problem, çok ciddi bir sorun olarak anlaşılması lazım. Türkiye'nin göç yönetim politikası Suriyeli özellikle daha fazla olması bakımından, Suriye'den gelen göç daha fazla olması bakımından dikkate alındığında bunu yönetme becerisinin olduğunu görüyoruz. Bu yönetme becerisi hafife alınabilecek bir beceri değil. Bu sayılarda başka ülkelere çok bir göç meselesi olsaydı belki çok ciddi sorunlar yaşanabilirdi. Ama tabii ki Türkiye'nin de sınırları var ve bu sınırları yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bir kere toplumsal dinamikleri tetiklemeye başlayan bir göç hadisesi söz konusu Türkiye'de. Bu da sizin sorduğunuz ikinci soruyla alakalı bir şey. Türkiye'de göçün güvenlikleştirilmesi meselesi var. Bu güvenlikleştirme çok ciddi bir pratik, çok ciddi bir ırkçılık içeren, çok ciddi bir yabancı düşmanlığı, göç karşıtlığı içeren ve toplumu sürekli mobilize etme üzerine planlanmış bir strateji olarak ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye'de bunun medyada bir dil olarak dolaşıma sokulduğunu, bugün muhalefet açısından bir siyasi dil haline sokulduğunu, milletvekilleri açısından sokulduğunu, yani göçmenlikle, Suriyelilikle, Afganlıkla yan yana kullanılan sıfatların çok aslında hem vicdanen kabul edilmesinin mümkün olmadığını hem de Türkiye'nin geçmiş tarihi tecrübesi, kültürü, birikimi, mirası, çok kültürlü yapısı düşünüldüğünde kesinlikle akıllara dahi getirilemeyecek olmasına rağmen bunlar açık bir şekilde dile getiriliyor. Öte yandan tabii burada çok ciddi provokasyon alanları var. Sosyal medya bu anlamda düzenlenmeye muhtaç bir alan. Burada normal vatandaşları çok hızlı bir şekilde provoke edebilecek ve mobilize edebilecek göçmenlere karşı bir operasyon yapılmaya müsait çok geniş bir alan var bu anlamda. Bu bakımdan meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyada yapılacak yeni düzenlemenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin bir bütün olarak göçle ilgili politikasının da ciddi bir tecrübeyle artık ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bir kere düzensiz göç bakımından Türkiye artık bir hedef ülke haline gelmiş durumda. Önceleri Türkiye bir geçiş ülkesiydi. Ancak artık bir hedef ülkesi haline gelmiş durumda. Gerek ekonomik sebeplerle gerekse göç eden kişilerin Türkiye'de yaşam koşullarının diğer ülkelere gitmeleri halinde daha kötü olması ihtimali karşısında Türkiye'yi tercih etmeleri nedeniyle. Dolayısıyla Türkiye artık bir hedef ülke. Buna yönelik tabii Türkiye'nin politikalar geliştirmesi lazım. Burada sınır güvenliği meselesinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Sınır güvenliği meselesinde Türkiye son 10 yılda çok büyük bir ilerleme kat etti. Hem fiziki önlemlerin alınması konusunda, teknolojik yatırımların yapılması konusunda, özellikle Türkiye-Suriye sınırının Hatay'dan şeye kadar, Irak sınırına kadar duvarlar örüldü. Bu duvarlar çok ciddi anlamda denetleniyor, teknolojik olarak gözetleniyor ve düzensiz göçün tespit edilmesi, yakalanması, engellenmesi konusunda büyük bir çaba sarf ediliyor. Şimdi aynı politikanın, aynı fiziki önlemlerin İran sınırına, Irak sınırına yapıldığını görüyoruz. Tabii burada Afganistan'dan gelen göçle Suriye'den gelen göçü de birbirinden ayırmak lazım. Nedir Aynı farkı? dinamiklere bağlı değil. Yani tabii ki şu anda Afganistan'dan gelen göçün bir normal yollarla Türkiye'ye gelmeye, oradan da Batı Avrupa'ya geçmeye çalıştığını görüyoruz. Yani sadece Ancak erkekleri buradaki görüyoruz Sayın hareketliliğin Yeşiltaş. Yani Afganistan'dan göçüşlerde şimdi tabii gelenler. şöyle bir şey var. Evet, doğru. Burada Afganistan'la Türkiye arasında 2500 kilometrelik bir mesafe var uçuşu ama oradan gelen insanların yürüme olarak geldiğini düşünürsek 3500 ila 4500 kilometrelik bir yol kat ederek geldiğini, dağları Varsayıyoruz. aşarak geldiğini düşünüyoruz, varsayıyoruz. Burada tabii kadınların, çocukların bu yolu aylarca yürümeleri çok mümkün değil. Onlar nerede Tabii peki? Yani Afganistan'da değil. onlar orada kalmayı tercih ediyor. O
Yani bugün Afganları dinlediğimizde, hatta bugün önemli bir toplantı yaptık. Oradan aktarılan bilgilere göre çok çeşitli sebepleri var. Annelerin, ailelerin bir şekilde Taliban'a karşı savaşmış, bir şekilde Afgan güvenlik güçlerinin içerisinde yer almış kişileri Afganistan'dan ayrılmaları konusunda da zorladıklarını yönünde bir takım şeyler var, ifadeler de var ki bu doğru. Erkeklerin daha kolay bir şekilde bu yolu kat edebilmeleri de mümkün gözüküyor. Belki bu geçiş süreci, Afganistan'ın önümüzdeki günlerde nasıl bir siyasi durumla karşılaşacağını bekleyerek belki de geri dönecekler ki Türkiye şu anda bazı noktalarda düzensiz Afgan göçünü tespit edip bir şekilde kontrol altına alıp Afganistan'a geri gönderdiğini de şahitlik ediyoruz. İşte 2 gün önce 500 kişiden oluşan bir kafileyi yine Kabil Havalimanı'na bıraktığını görüyoruz. Yani Türkiye burada artık açık kapı siyaseti izlemiyor Afgan göçü sebebiyle. Ama tabii ki uluslararası sözleşmeler var. Birleşmiş Milletler bağlamında mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili Türkiye'nin yükümlülükleri var. Burada şunu da ifade etmek lazım. Afgan göçü meselesinde İran'ın tabii çok ciddi bir baskı altında olduğunu biliyoruz. İşte 4 ila 5 milyon arasında bir Afgan nüfusunun İran'da göçmen olarak çok zor şartlarda, kötü şartlarda İran'ın politikasının da bir sonucu olarak tabii bilerek kötü şartlara onları sevk etmek, mecbur bırakmak ve bir şekilde buradan ayrılmalarını sağlamak noktasında bir politikası olduğunu görüyoruz. Acaba burada Türkiye'ye yönelik baskı oluşturmak için bir organizasyon var mı bu meselenin arkasında? Böyle olduğuna dair ifadeler söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin burada İran'la göç meselesini, Afgan göçü meselesini çok sıkı bir şekilde konuşması, çok sıkı bir şekilde takip etmesi, buna tabii izin vermemesi, bu operasyona en azından izin vermemesi konusunda çok dikkatli davranması gerekiyor.